Salih Tuna, kimdir bunlar? İmanın şartı altıdır lakin tefhimül Kur'an müellifi bir olduğunu bunun da ahirete iman olduğunu söyler. Diğer şartları elbette inkar etmez, hepsi ahirete imana mündemiştir der. Biz haddimizi biliriz, bu tarz konulara uzun uzadıya yelken açamayız. Bizim bildiğimiz her Müslümanın bilmesi gerektiği kadardır, o da şudur. Ahirete, din gününe inanan insan yalan söylemez. Onun için yalanla iman aynı kalpte barınmaz denilmiştir. İftira mı? Daha beterdir. Zira yalanı namluya sürüp ateş etmektir. Mütemadiyen iftira atan bir ekip var. Bana ve Sabah gazetesinin diğer yazarlarına. Bir ara Hilal Kaplan ve Fakir için Müslümanlara hesap verecekler. Yazılı bir pankart bile açtırdılar. Sizin anlayacağınız çoluk çocuğa DH tipi tekfircilik yaptırdılar. Fatih Hakıncıları bir açıklama yaparak tepkisini ortaya koydu. Salih Tuna, şehidimiz Salih Karadan Salih, şehidimiz Erdoğan Tuna'dan Tuna'yı almıştır. Bilmeyen varsa öğretmiş olalım. Mahut ekibin içinde önemli bir konumda yer almakla birlikte ahlaken onlardan farklı olduğuna inanılan birine, RK'ya, dava ve mücadele arkadaşlarımdan dünya yayınlarının birlikte kurduğumuz İllas Dönmez, Hayat Vakfı'ndan Mehmet Kılıç, İHA'dan Osman Atalay ve kadim dostum Taceddin Ekmen gittiler konuştular. Salih Tuna'ya bunu nasıl yaparsınız falan dediler. Onlar da haberimiz vardı, yoktu, yollu bir şeyler söyleyip bu defteri artık kapattık dediler.'' kapatmadılar. Geçen gün bu köşecikte 28 Şubat'ı bizim çocuklarımız dediği taşeronlarına Amerika yaptırdı dedim diye yine başladılar. Oysa dile getirdiğim yeni bir şey değildi. Merhum Erbakan'ın yıllar yılı söylediklerinin hülasasından ibaretti. Efendim özellikle sol ve kemalist kesim darbeleri Amerika planlıyor dermiş de Salih Tuna da böyle dediğine göre ondaki kemalist aşkın neymiş? Maksat iftira atmak olunca seviye buralara kadar düşüyor demek ki yazık. Şahıs olsa meczup der geçersiniz. Bakın muhteremler ister dinli ister dinsiz ister Hristiyan ister Müslüman ister sağcı ister solcu olsun Amerika emperyalizminin protesto eden ve Kudüs davasına sahip çıkan herkese alkışlarım. Daha evvelde Kudüs için TÜGVA ile ortak imzalı bildiri yayımlayan TGB'yi alkışladım. Fakire nasıl iftira atacaklarına da bir türlü karar veremediler. İrancı, penguenci, FETÖ'cü, şimdi de Kemalist vesaire. Ayıptır ayıp. Kendinizi neden bu kadar düşürüyorsunuz? 17-25 Aralık 2013'te nepey önce FETÖ konusunda dertleştiğimiz, birlikte nelerin yapılacağı üzerine kafa yorduğumuz sevgili dostum Avukat Mustafa Doğan, Aklımda kaldığı kadarıyla bunların bir kuruluşunun mütevelli heyetindeydi. İlla bir şey diyecekseniz bari büyük doğucu deyin. Böyle yakışıksız şeyler söylemeyin yolu bunları uyardığını söylemişti. Maksatları hakikat değil ki, dertleri ne? Neden fakiri hedef gösteriyorlar anlamadım. Burnum dahi kanasa bizi tehditle şantajla susturmak isteyen bu ekipten bileceğimi buradan ilan ediyorum. 12 Eylül sonrası yasaklanan oyunlar yazdım. 141, 142, 163'ten yargılandım. Toplatılan dergiler çıkardım. Muhtıra yiyen filmler çektim. 12 Eylül öncesi de Akıncılar meskenimdi. Demem o ki ağaç kovuğundan çıkmadık. Çok gruplar, çok değişik cemaatler, çok hizipler, çok sivil toplum örgütleri gördüm. Ben bunlar gibi gündüz gözüyle insanlara pespaye iftira atanları ne gördüm ne de duydum. Kimdir bunlar? Salih Tuna, Sabah.